Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hırkamızın üçüncü videosunda birlikte olacağız ee, şimdi diğer videolarımızda motif çalışmamızı göstermiştik ee, motiflerimizin ip kopartmadan birleştirme işlemini de gösterdik ve şimdi ben sizler için bu hırkanın beden kısmını ördüm 8 sıra 8 tane motiften 3 sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 3 sıra bunu motif birleştirme tekniği ile birleştirdim. Şimdi hırkamızın vücut bölümüne geçeceğiz. Bunu birleştirdikten sonra arkadaşlar dediğim gibi diğer videomuzda hepsini gösterdik. Motif yapışını gösterdik. İp kopartmadan birleşmeleri gösterdik. Bu şekilde hazırladıktan sonra hepsini birleştiriyoruz. Burada tam 24 adet modifimiz var. Şimdi arkadaşlar üst tarafını yani koltuk kısmına gelene kadar yapılacak olan işlemi göstereceğim. Düz trabzan olacak koltuğa kadar. Ee, bu hem arkadaşlar ön arka olarak şöyle şu şekilde hırkamız. İki tane bu tarafta modifimiz var. İki sıra bu tarafta modifimiz var. Ve arkada dört tane ee, şimdi bu şekilde dümdüz koltuk kısmına gelene kadar öreceğiz. Sonra koltuktan sonra önleri ve arkayı ayıracağız arkadaşlar. Şimdi bu başta 3 tane zincirimizi çektik. Bakın şöyle şu şekilde oluyor. Bu kenarları ördüğümüz için şimdi bunun bütün her ilmeğin yani şu trabzanların bütün hepsinin üstüne birer tane trabzan örerek bakın burada üst yok diyeceksiniz. Hemen bunun üstüne 3 tane. Şu şekilde 1 2 orta yerine bir tane aldım. Trabzanlarımız ikili trabzan. Bir de şuraya 3 tane trabzan yaptım bakın arkadaşlar şimdi bütün ilmeklerimizin başına ta ki diğer tarafa gelene kadar ikili trabzan öreceğiz şu şekilde bakın dümdüz Delikli değil arkadaşlar üst tarafımız dümdüz trabzan örüyoruz. Şu orta yeri de göstereceğim size yine şu birleştirme yerinde ilmek yok derseniz orayı da göstereyim size. Bakın trabzanımız. Her ilmeğe bir tane Tırabzan örüyoruz ikili. Şimdi şu motifin birleştirme yerine geldik arkadaşlar. Diyeceksiniz ki buraya nasıl ayarlayacağız? Hemen şuraya bir tane örüyoruz. Şurada yaptığımız gibi bunun üstüne 3 tane 1 2 bir de tam uç kısmına 3. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Ve ortasına bir tane de buraya trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane buraya ilmeğin tam herhangi bir yerinden ortasından onlar şey olmayacak siz merak etmeyin. Kaybolacak. 3 tane yaptık. Bir de boşluğuna yapıyoruz. Bu kadar. Şimdi her ilmeğin tekrar motiflerin üstündeki ilmeğe trabzanlarımızı yaparak gidiyoruz. İpimiz biraz koyu, ee, o yüzden birleştirme işlemini krem yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi bakın bu bu şekilde. Diğer uca gelene kadar, buraya gelene kadar birleştirme yerlerinde de nasıl yapacağınızı gösterdim. Dümdüz trabzan örüyoruz. Sonra geri dönüyorsunuz aynı yerden. Trabzan bu köşeye kadar geri dönüyorsunuz. Yani bu trabzandan yukarı doğru 15 sıra yapana kadar koltağa geliyoruz. Oraya kadar devam edeceğiz. Bunu 15 sıra yukarıya doğru yapacağız arkadaşlar. Yaparken tekrar göstereceğim yine size 15 sırayı. Şimdi e, videomuzu tek e, bu videoda bitireceğimiz için hazırlamanız e, açısından ben de hazırlayacağım sizler için bunları. Bu da kapşonumuz arkadaşlar. Yine birleştirme tekniği ile 3 tane motifimizi birleştirdik. Bunda sık iğne olmayacak. Yani trabzan olmayacak her tarafı. Aynı şekilde şu delikli trabzanlardan yapacağız şapkamızı. Bu şekilde 3 tane motifimizin etrafına aynı şekilde bu deliklere gelecek şekilde trabzanlarımızı öreceğiz. Sadece köşelerde nasıl yapıyorsak aynı yere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanla buraları köşelerden e, şapkamız artmış olacak ve şu şekilde büyüyecek Bittikten sonra bu iş e, Şu kenar köşeye geldiğinizde ekleme yerini göstermek istedim size Bu e, eklerken bir zincir çekiyoruz Milistü alıp İki kere de çıkarttım ve köşe oluşturdum bakın arkadaşlar ekleme yerimizi böyle yapacağız şapkamızda daha sonra 3 zincir çekip aynı yere 3 dolgumuzu yaptık. Yani köşemizin yarısını doldurmuş olduk. Diğer dolanıp geldikten sonra 3 tanesini yapıp deminki işlemden buraya tekrar bağlayacağız. Trabzanla. Şimdi aralarda zincir çekmeden boşluklarımızı 3 trabzanla bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Köşeler yine 3 3 artılmalı olacak. Kırkı işi biraz uzun olduğu için yani e, mesela bir motife bir videoda hemen öğretip çıkıyoruz ama şimdi bu 15 sırayı tabii ki öremeyeceğimiz için gösterdim 15 sıra sonra videomuzun hemen devam edeceğim yine Bakın köşeye geldim 2-3 tane Trabzan yaptım 3 zincir çektim aynı yere Tekrar 3, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde bütün köşelerde şu köşelerde burada aynı işlemi yapınca şapkamız artarak devam etmiş olacak. Bu bitiş yerine de geldiğimizde az önceki gösterdiğim gibi buraya birleştireceğiz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Yani bu şekilde olana kadar bu şapkamızı büyüterek bayağı bir öreceğiz. Bunu da hazırlayın arkadaşlar. Bitmişini tekrar göstereceğim size. Şimdi gelelim kollarımıza. Hırkamızda iki tane motifimiz var kol ağzında. Bunu isterseniz 3 motife de çıkartabilirsiniz. Fakat burasının bolluğu size kalmış. İster bol istersiniz veya dar istersiniz. Eğer 3 tane yaparsanız 2'ye katladığınız zaman mesela şu şekilde burada bir motif daha düşünün İkiye katladığınız zaman şu kol yani burası diğer e, bedende ördüğümüz kol boşluğuna denk gelecek şekilde olması lazım ama ben şöyle yapıyorum arkadaşlar çok bol yapmıyorum hırkamızı tabi ben bunu sizler için e, bir tavsiye yani belki 3 motifle geniş sevenler olur o yüzden söyledim ama iki tane motiften yaptığımız zaman arkadaşlar bu kolumuzun yarısı yani şu şekilde olacak. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu ikiye katladığımız zaman kolumuzu tabii ki burası yukarıda bedene gireceğiz kol boşluğuna dar olduğu için şimdi bunu da artırarak gideceğiz. Yani o kol boşluğumuzu tam dengeleyecek şekilde olana kadar artış yapacağız. Onu da göstereceğim. Hazırlayalım bunları. 2 tane motifimizi ip kopartmadan birleştirme işlemiyle yaptık. Bunu da bu şekilde artırmalar şöyle olacak arkadaşlar. Bunu böyle çıkacağız. Artık etrafına dolanmıyoruz. Şimdi burada 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Bu kolumuz bedendeki gibi trabzan değil yine delikli olacak kapşonla takım olması için bakın bu deliğe 3 tane doldurdum aslında burada bir artırma yapalım size göstermiş olayım 3 tane doldurdum bir zincir çekip aynı yere 3 tane daha doldursanız zaten artmış olur. Bu işlemi ara ara yerlerde yaparsanız Kolumuz gitgide genişleyecek arkadaşlar. Daha sonra buraya geldiğimde bakın şöyle artmış olacak. Bu buralar birazcık dikiş yerleri tırtırlı olabilir. Hiç kafanıza takmayın. Dikişte hepsi kayboluyor. Şimdi diğer uca gelene kadar öreyim. Diğer tarafta da artma işlemini göstereyim. Bu artma işlemlerini 3-4 sırada bir tekrarlarsanız kolumuz gitgide genişlemiş olur. aralarda zincir çekmiyoruz yine arkadaşlar 3 tane ikili trabzanımızı doldurarak diğer uca gelene kadar yapacağız Şimdi bakın köşeye geldik. Şurasına. Buraya şimdi 3 tane normal yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere tekrar yapıp 3 tane doldurup trabzanımızı yapıyoruz şu şekilde. 2 zincir çekip geri döndük. Bu yaptığımız boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıp diğer boşluklara devam ediyoruz. <laughs> Pardon. Şimdi no e, burada ne yaptık arkadaşlar bir tane artırma yaptık. Yani gitgide 2-3 sırada bir artırma yaparsak kolumuz gitgide arttığını göreceksiniz. Veya istediğiniz gibi kenardan artırma nasıl yapabilirim? Başka türlü çünkü bu e, üçlü trabzan delikli olduğu için, Başka türlü artması mümkün olmuyor arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya yaptığımız zaman bu kol zaten otomatikman artarak gitmiş olacak. 3-4 sırada bu artma işlemini yaparsanız e, göstereceğim zaten. Kol boşluğuna denk gelecek şekilde artırmayı durduracağız. Dümdüz direkt gidiyoruz bunu da arkadaşlar. Şimdi bunu hazırlayacağım. Şapkayı örüp bunları hazırlayıp. Şimdi birazdan yine göstereceğiz size. Birazdan dedim ben ördükten sonra videonun tamamını devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi birazcık ben e hırkamızı ördüm. Şimdi burasına 15 sıra dümdüz trabzanımızı yaptım. 15 sıra trabzandan sonra arkadaşlar ön e önümüzün şu iki motifimiz ön oluyor. Bu öne denk gelecek şekilde buradan e, dümdüz orayı ilerlettim. Tam iki motife denk gelecek şekilde burası önümüz olacak. Ne kol kesme var ne yaka kesme bu hırkamızda. Zaten kapşonlu olduğu için. Burayı böyle devam ettim. Şu kol kısmımız. Sonra arka kısmı burası arkadaşlar. 1, 2, 3, dört tane motifimize denk gelecek şekilde de şurayı ayarladım. Arka kısmı burası da arkadaşlar. Şimdi burayı da bu kadar öreceğiz. Bu kol oyuntusu kadar. Yani burası 15, yukarı tarafı da 21 sıra olacak dümdüz. Bunda da kesme yok. O arkayı bitirdikten sonra da arkadaşlar hemen buradan ipimi takıp dümdüz diğer önümüzü Bakın şuraya kadar yapacağız. Dümdüz gideceğiz. Burada da diğer kolumuzun oyuntusu olacak. 21 sırada hepsini tamamlayacağız. Sonra vücudumuz bitmiş olacak hırkamızın. Ön, arka, diğer önde bu taraf arkadaşlar. Bunu şimdi ben tekrar öreceğim. Örene kadar yine arada göstermek istedim sizlere şimdi şapkamızı da hazır ettim arkadaşlar bakın bu şekilde 3 tane modiften zaten söylemiştik etrafına bakın köşeler yaparak bu köşelerden artmış oluyor arkadaşlar hırkamız bu köşelerden artarak yuvarlak şekilde bu şekilde örerek e, şapkamızı da bitirdim Şapkamız şöyle olacak arkadaşlar. Dikim işlemini de göstereceğim zaten. İkiye katladık. Bir tarafını dikeceğiz. Bu diğer tarafını da e, vücuda denk gelecek şekilde dikeceğiz. Şöyle. Göstereceğim onun dikişini de zaten sizlere. Ya Biraz e, rengimiz siyah olduğu için çok belli olmuyor ama anlatımlarımdan da anlarsınız. Şimdi gelelim kolumuza. Bunu da tekrar sizlerle daha iyi anlayabilmeniz için paylaşmak istedim. Şimdi kolumuzda ipimizi kırmıştım diğerine yaparken arkadaşlar. Artma işlemini göstermiştim size. Bakın bu şekilde şöyle artarak gidiyor kolumuz. Sonra zaten diktikten sonra burasını muntazam bir şekilde olacak şu şekilde kol oyuntumuz 21 sıraydı oraya de ikiye katladığımızda oraya denk gelecek şekilde arkadaşlar ee, bu artırma işlemimizi devam edeceğiz size tekrar artma işlemini göstereceğim burada şimdi üçer tane zaten trabzanımızla aralara zincir çekmiyorduk arkadaşlar bakın şuraya geldim yani ilk başlangıçtan beri de yaptım aynı şekilde. Zincir çekmiyoruz yine. Bu köşeye geldim. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzanımızı yaptık. Bu artma işleminde 1, 2 zincir çekip mil üstüm alıp aynı yere 3 tane daha trabzan yaptığımızda hırkamız Kol kısmı burada artmış oluyor. Buradan 3 zincir çekiyoruz. Bakın dönderdiğim zaman arkadaşlar. Bir. Bu ipi kaybedeceğim orada. 3 tane trabzanımızı yaptık. Ve direkt dümdüz hiçbir zincir falan da çekmeden gidiyoruz. Bir kaç sıra e, artırmıyorum Gidiyoruz, geliyoruz. 3 4 4. sırada tekrar artırıyorum. Bu sizin e, kol e, genişliğini isteğinize bağlı. isterseniz iki sırada artırabilirsiniz. Ben orantılı bir şekilde gitsin diye öyle artırıyorum. Normal bir şekilde arkadaşlar. Bakın Şimdi bunu başa kadar gidiyoruz. Şu şekilde. Buradan artmış oldu. Şu ipimizi kaybedelim. Şuradan artmış oldu. Göstereceğim şimdi yine sizlere. Evet arkadaşlar. Biraz ördüm. Şimdi şurayı bütün vücudu 15 sıra şu şekilde 15 sıra örüyoruz. 15 sıradan sonra arkadaşlar, bakın bu iki tane modifimize denk gelecek şekilde ön oluyor burası, ee, ayarlıyoruz burayı arkadaşlar. Şöyle ayarladığımız zaman burası yukarıya doğru, bakın ön tarafını 21 sıra örüyoruz. Kesme yok, kolda da kesme yok, yakamızda da kesme yok. Ee, iki motifin sırasını ayarladıktan sonra 21 sırada kol için örüyoruz. Sonra bu tarafı ördükten sonra arkadaşlar arka için 1 2 3 4. 4 motifimiz arkaya denk geliyor. 4 motifi ölçüp şu sıradan şöyle arkadaşlar burayı da arkaya yani 4 motifi denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Yukarıya doğru 21 sıra olacak. Ben yarıda bıraktım size göstermek için. Hiç kolumuzda falan bakın boşluk falan yok. Direkt hemen yanından 4 tane motife denk gelecek şekilde şöyle. Yukarıya doğru 21 sıra öreceğiz. Daha sonra da diğer önümüz olacak. 2 tane de motifimiz burada. 2 motifimizi denk gelecek şekilde hemen bunun dibinden bakın bura ön tarafın şey pardon arka tarafın yeri. Hemen şuradan buraya şu uca dümdüz 21 sıra öreceğiz. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Kesme yok. Yaka da kesme yok. Ee, kol oyuntusu da kesmeyeceğiz. Yani şu şekilde olacak hırkamız. Şöyle yaptığımız zaman burasını da böyle 11 sıra pardon 21 sıra yukarıya doğru gideceğiz bitince yine göstereceğim sizlere Bu da şapkamız arkadaşlar Ördüm kenarlarına ee, Siz ne kadar büyüklüğün istiyorsanız artık Bu köşelerden arttığını söylemiştim Bu köşelerden artmış oluyor zaten aynı yere Battığımızda arkadaşlar Şu şekilde şapkamızı Dikdörtgen bir ee, Örgü elde ettik 3 tane motifin üzerine Böyle Köşelerden artarak Bunu şimdi böyle katlayacağız arkadaşlar Bu taraf Yani şu katladıktan sonra Bir tarafını dümdüz dikeceğiz Tam başımızın üstüne gelecek yer Burasını da Vücuda dikeceğiz Onları da göstereceğim dikişlerimizi size ee, Şapkamız da hazır Şimdi gelelim kolumuza. Tekrar yarıya kadar geldim ama bakın artarak gittim arkadaşlar şu şekilde. Yani şöyle katladığımız zaman kolumuz muntazam bir şekilde gitmiş oluyor. 3 2 3 sırada bir artma işlemini yaptım. Nereye kadar artacağız derseniz bu vücudumuzda 21 sıra örüyoruz ya kol yerimizi. O 21 sıraya şöyle bunu katladığımız zaman 21 sıraya denk geldiği zaman ölçtüğümüzde kolumuzun zaten artma işlemini bitirip düz devam edebiliriz. Şimdi size tekrar bir artma yerini tekrar göstermek istiyorum daha güzel anlaşılması için. Bu artma yerine geldim ben şimdi üçlü trabzan yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Pardon ikili trabzan üç tane dolduruyorduk şu şekilde. Şimdi son yere geldik. 3 tane ikili trabzanı yaptık Burada 2 zincir çekiyoruz Aynı yere 3 tane daha yapınca Artma işlemimiz Olmuş oldu Ve 3 zincir çekip Geri dönüyoruz Şimdi burada bir tane bakın böyle aynı yere 2 tane yaptığım zaman Artmış oldu çünkü bakın burası var Tekrar dümdüz 3 tane ikili trabzanımı yaparak aralarda zincir çekmiyoruz tabi. Bunu devam ediyorum. İpimiz burada. Onu bir içeriye alalım. Size de görüntü olarak karıştırmayalım kafamızı. Bakın şimdi burada böyle bir oluştu. Buraya da dönüştü dönüştü buraya yapıyoruz buraya yapıyoruz 3 zincir çekip geri dönüyoruz yani burada bir tane artmış oldu iki kere böyle gittiğimiz zaman sonra şu işlemi tekrar bir üst sırada tekrar yapacağız bu sefer artmış olacak işte e, örgümüz diğer uca da gelince göstereceğim hemen size arkadaşlar Bunları göstereyim ve hazırlayalım hırkalarımızı. Videonun sonuna doğru da ben de hazırlayacağım e, dikim işlemini göstereceğim size bittikten sonra hepsi. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar videomuz e, hırka yapımı zor olduğu için tabi o kadar çok her sırasında göstermek mümkün değil. E, yine ben sizlere yardımcı olacağım yorumlarda. Kafanıza takılan her şeyi sorabilirsiniz Ben elimden geldiğince burada anlatıyorum fakat belki e, kendimce anlatıyorum belki anlay anlatamamışımdır orada anlayamadığınız bir yer varsa yorumlarda bana söyleyip ben sizi oradan aydınlatıp hırkanızın bitimine kadar yardımcı olacağım Şimdi diğer yere gelene kadar da üçer tane zincir çekmiyoruz. Ben hemen hızlı örüyorum ki karşı tarafı zaten buraları biliyorsunuz arkadaşlar ikili trabzanlarımızı. Diğer kolumuzda da aynı yapacağız. İkisini bitirdikten sonra Dikiş işlemine geçeceğiz Şunu söyleyeyim yine ee, Bunlar da hani e, sizlere faydalı olabilir Ben bu artma işlemini yapamıyorum veya işte e, Denk getiremedim diyenleriniz olursa eğer arkadaşlar Bu motifi 3 taneye 3 tane yani şuradaki e, şapkamızdaki gibi 3 modifi birleştirip bu şekilde yapıp dümdüz giderseniz de zaten oraya denk gelecek. Vücut şeyine denk gelecek. Artma işlemi olmadan dümdüz de çıkabilirsiniz. E, ben bu kesimi hoşuma gittiği için, müşterilerim de böyle hoşuna gidiyor. Ondan bu kolu tercih ettim. Sizler 3 motiften dümdüz de yapabilirsiniz kolunuzu. O da çok hoş oluyor çünkü. Dileyen de bundan yapabilir. Yine geldim bakın arkadaşlar. Bakın şurada artırmışım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. sıradan sonra 4. sırada tekrar artırma yapacağım. Şimdi buraya geldik. Buraya 1, 2, 3 taneyi doldurduk. 2 zincir çektik. Aynı yere diğer taraftaki gibi 1 2 3 tane şu şekilde artma işlemimizi yaptık. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Buraya normal yapıyormuşuz gibi dümdüz örüp gideceğiz arkadaşlar. Diğer tarafa da dümdüz öreceğiz. 3 zincirle geri dönüyoruz köşelerde geri dönüyoruz tekrar gidiyoruz 3 sıra dümdüz gittikten sonra şuradaki artma işlemini yine yapabilirsiniz dediğim gibi katladığımızda bu kolumuzu göstereceğim şimdi şöyle artma işlemleri yaparak bu katladığımızda şu kısım bu vücutta az önce gösterdiğim şu kısım yani vücutta 21 sıra öreceğiz ya omuzları dikeceğiz o 21 sıraya denk gelecek yani bunu oraya dikeceğimiz için denk gelecek şekilde artırmanızı devam edin baktınız o artma yeri oldu ee, kesebilirsiniz Tabii tabiki artış işlemini bırakıp dümdüz örebilirsiniz ee, yaklaşık bu şuradan itibaren şöyle göstereyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 e, bu fıstıklardan 30 tane 30 sıra olunca yeterli oluyor bir kol boyuna ama siz yine de ölçersiniz. 3 sıra 2 sıra fazla veya eksik de yapabilirsiniz kol, kol boyunuzun ölçüsüne göre. Ama bu artma işlemini 2-3 sırada bir devam edin ki Yukarıda yoğunluk olmasın şu şekilde kolumuzda devam edecek. Ben bunları biraz ilerletip birazdan yine birazdan dediğim bunları halledip şimdi videonun sonuna doğru da dikim işlemlerini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar hırkamız hazır. Burası omuzlarımız dikilecek. Şimdi dikim işlemine başlayacağız. Bakın kollarımız hazır. Şu şekilde şunu bir gösterelim şöyle. Kolumuzun biri ve bir diğer kolumuz gösterdiğim şekilde hepsini hazırladık. Bunlar dikişe girdiğinde hepsi güzel dümdüz olacak arkadaşlar. Şimdi şapkamız da hazır. Şimdi dikim işlemine geçeceğiz. Hırkamız hırkamızın şimdi arkadaşlar şunlar omuz kısmı. Buradan hiç yaka falan kesmemiştik biliyorsunuz. Şimdi şu şekilde ayarlayacağız. Buradan şuraya kadar 20 tane ben işaretledim şimdi arkadaşlar. Arkadan da zaten ilmeklerimiz aynı olduğu için şu şekilde ya da santimle de ölçebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 20 şuradan şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Diğer tarafta da aynı. Yani işaretlediğimiz yeri işaretimizi koyduktan sonra bakın burası yaka buraya zaten şu şekilde kapşonumuzu yerleştireceğiz. Bu omuz ben çok büyük istemiyorum derseniz 21-22 de yapabilirsiniz. Dikiş için siz ölçülerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde sadece şu kısmı dikeceğiz. Bu kısmı da dikeceğiz. Sonra kollarımızın yan bölümünü içeriden burası ters. Burası iç tarafı düz. Şu şekilde normal arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi dikim işlemini de. Koldan başlayalım isterseniz. Önce kollarımızın yan tarafını dikelim. Düz tarafı içeride kaldı arkadaşlar. Şimdi dikerken ilk önce burayı birleştiriyoruz. Sabitledim. Arkadaşlar bir buradan alıyoruz. Bir buradan şu ıı, fıstıklarımızı denk düşecek, delikleri de denk düşecek şekilde normal düz bir şekilde bir buradan bir bu taraftan alarak şöyle bir daha göstereyim size. Bir bu taraftan alacağız ilmeğimizi. Bir de bu taraftan fıstıklar denk gelecek şekilde arkadaşlar. Dikişimizi aşağıya doğru yapacağız. Bunu bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bu sona kadar fıstıklarımız denk düşecek şekilde iç taraftan dikebilirsiniz. Kapşonumuzu ise yine ters tarafı burası iç tarafında düz iç tarafı düz olması şartı ile şapkamızın bir tarafını şu şekilde katladık arkadaşlar. İç tarafı düz, şu şekilde katladık. Şu bir tarafını yani kafamızın tam baş tarafına gelecek şekilde burayı dikiyoruz. Şurası açık kalacak. Bura bedene, yüzümüzün geldiği yer, kafamıza geçirdiğimiz. Burayı da bedene dikeceğiz zaten. Burayı yine şurayla sabitleyip her ilmekten diğer ilmeğe bu ilmekten diğer ilmeğe atlamadan arkadaşlar zaten burada delik yok hep ilmek en üst kısmı olduğu için o ilmekten diğer ilmeğe bu şapkamızı da sona kadar dikiyoruz. Zaten hiç göstermiyor arkadaşlar dikişimizde. Şu ilmekten diğer ilmeğe atlayarak bu şekilde şu sona kadar burayı da dikiyoruz. Birazdan ben de hazırlayacağım. Daha sonra hırkamızı da buradan buraya her ilmekten geçirerek şu ayarladığımız yeri bırakacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi omuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kalan kısım bakın şurası da yaka kısmı gibi oldu ve buraya şapkamızı oturtacağız. Şimdi bunları hep dikelim, hazırlayalım. Yine tekrar birazdan göstereceğim hepinize. Ben de dikiş işlemlerimi yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi omuzları diktim. Görmüş olduğunuz gibi diğer omuzu diktik. Kollarımızı diktim. Şimdi kapşonumuzun üst bölümünü diktik içeriden ve ters çevirdik şöyle şu şekilde. Şimdi çevirdikten sonra bu alt kısmını, diktiğimizin alt kısmını da bu vücudumuza monte edeceğiz şimdi. Nasıl mı? Şimdi bu tarafı açık kalan bölüm bize üstümüze yani yüzümüze gelen bölüm. Şu alt kısmını açıyoruz. Bu yakamızın bir ucundan diğer ucuna gelecek şekilde şu şekilde arkadaşlar bakın şu şekilde önce şu ucumuzu bir sabitleyelim bir tane çatal iğne ile bakın bunu buraya sabitledim şimdi dikim işlemine buradan başladığımız zaman arkadaşlar bu taraftan bakın şöyle olacak Buradan başladığımız zaman bu yakaya burayı yedirerek biraz boşluk olabilir şey olabilir hiç önemli değil aralarda onu yedirerek arkadaşlar dümdüz şekilde içeriden yani hırkamızın iç tarafına kalacak şekilde dikebilirsiniz. Ama hırkamız bu şekilde görünür derseniz diğer taraftan da dikebilirsiniz hiç fark etmez zaten bu ipimizde e, dikiş izimiz çok belli olmuyor. Şimdi bu ipleri temizleyeceğiz zaten arkadaşlar. Ben hemen bu köşeden size göstereceğim şimdi. Bunu diğer bu zaten biye gibi öreceğiz daha bu e, hırkamızın her bir tarafını 4 sıra e, örgü öreceğiz her renkten. Bir buradan, bir buradan alacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Bakın ipi de içinde kaybedeceğim ben şimdi. körmek biraz meşakkatli ve ama bir yandan da güzel bir dimağanla. Biraz uğraştıracak bizleri, sizlere ama bakın bu şekilde biraz düz gittim. Böyle yapamam derseniz şu şekilde de dikebilirsiniz. Çünkü ikisi de aynı dikim yöntemi. Şu şekilde diğer uca gelene kadar arkadaşlar burayı dikiyoruz. Şu kısmımızı. Daha sonra kollarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Kol dikmemizi de zaten bilirsiniz. Kolumuzu bu şekilde yerleştirip şöyle göstereyim. Kol boşluğumuz bu tarafta burada kol boşluğumuza şu şekilde koyacağız ister içerden dikin ister dış taraftan yine de size kalmış hiç belli olmuyor hanımlar zaten boşluğumuz ona göre ayarlamıştık örgümüzü de ona göre ayarladık kollarımıza bu şekilde dikeceğiz kollarımızı da öyle yerleştireceğiz daha sonra hırkamızın etrafına bir öreceğiz dikim işlemlerimizi yapalım arkadaşlar Zaten gösterdim çoğunu da. Dikişi de zaten bütün hanımlar bilir. Bilmeyenler için biraz daha ince ayrıntılı gösterdim. Bittikten sonra örgümüzün kenarlarını örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, dikimimiz oldu. Bakın şu şekilde. Diktim. Kolları dikmeden önce bakın şapkamız bu şekilde olacak. Ekranımız biraz yan olduğu için tam gözükmese de şu şekilde ben bir göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi yapacağımız işlem kollarımızı daha sonra dikeceğim. Neden derseniz ön taraflar öreceğimiz için arkadaşlar kucağımda çok ağırlık olmasın ön biyelerini bakın bu şekilde hırkamız tamamlandı şimdi şu alt ortadan başlıyorum arkadaşlar ön tarafımıza 3-4 sıra renkli e, şu işlemden yapacağız delikli en son üstüne de lacivertten trabzanla hırkamızı tamamlayacağız şimdi yapmamız gereken şu ortadan başlıyorum Orada şey izi olmasın diye arkadaşlar. Bakın 3 tane bir renk seçtim ben şöyle. Kenar biyelerini yapacağım bunlarla. Ee, en üstüne de e, lacivert ip koyacağım. Şimdi herhangi bir tanesinden başlayalım. Mesela yeşilden başlayalım. Tığımıza. bir zincir çekip şu deliğimizin herhangi bir delikten başlıyoruz. Bu çok basit arkadaşlar. İpimizi yine oradan ben yürütüyorum. Aralara zincir çekmiyoruz. Her bir deliğimize biraz kenardan başlayayım ki videomuzda bir tane uzamasın diye. Şu ben biraz kenar baştan başlayacağım arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde araya zincir çekmiyoruz tabii ki diğerine geçiyoruz. Normal kolumuzda ör, şapkamızda ördüğümüz gibi üçlü 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu köşelere geldiğimiz zaman buraları nasıl yapacağız derseniz bir bu köşenin ortasına üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir diğer köşesine yapıyoruz. Yani bu motif ortalarına geldiğiniz zaman bütün etrafını yapacağımız için hırkamızın komple e, kapşonundan itibaren ön taraf, alt etek uçları hepsine geçeceğimiz için bu şekilde başlayacağız. Şimdi düz yere nasıl geleceğiz? Düz yeri de göstereceğim size arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde gideyim birazcık. Her bir boşluğumuza 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Köşeye geldik şimdi arkadaşlar. Şu köşemize. Burada da 1 2 3 yapıp 2 zincir çekip tekrar o köşemizi devam ettiriyoruz. Aynı köşemizi yapıyoruz. Çünkü 3 sıra aynı şekilde rengarenk yapacağımız için etrafını köşelerimizde bozulmamış oluyor. Yukarıya doğru tekrar devam ediyorum. Şu düz yeri göstermek için geleceğim. Şimdi şuraya kadar devam edelim arkadaşlar. Bu birleştirme yerlerinde gösterdiğim gibi, aynı şekilde yukarıya doğru devam edeyim. Şimdi arkadaşlar tam düz yere geçtik diyeceksiniz ki bu tarafları, şu aradaki düz yeri e, nasıl yapacağız? Burası zaten şapkamızın olduğu yer belli. Çünkü şapkanın etrafından itibaren dümdüz gideceğimiz için yani buraya kadar değil, komple öreceğiz. Şimdi bu düz yere geldiğimizde arkadaşlar nasıl şuna 1 2 3 tane atladığımız gibi şuraya mesela o bir göz kararıyla bakın mesela ya bir tane atlayabilirsiniz ya diğerin ortasına yapabilirsiniz. Zincir çekmiyoruz yine. Bakın şu birleştirdiğimiz yerin ortasına 3 tane daha yaptım diğerine geçerken Bakın sonra bu e, delik mi olacak falan diye düşünmeyin bunlar hep e, Örgümüz oturdukça Bu şekilde Belli aralıklarla ne sık şu bir tane atlayıp diğerinin ortasına Veya bakın Şuna yaptığımız zaman Buraya geç, geçersek bir tane bıraktık bakın burada yaptığımız için burada da e, gerilmesin şurası lastik dümdüz olacak şekilde buraya mı denk geliyor hemen yandakine hemen oraya yapın şimdi bir tane atlayalım ortadaki direğe yapalım şu şekilde yani şurası düz durması önemli arkadaşlar şu e, lastik gibi e, büzdürmesini istiyoruz o yüzden nereye denk gelirse 3 tane trabzanımızı aynı yere batarak bu şekilde örelim düz tarafımızı da bakın hiç saymıyorum ama denk gelecek şekilde düz bir şekilde aralara boşluk bırakarak tane atlıyorum burada sık olduğu için bakın. Bazen burada arkadaşlar neden sayı vermediniz? Kaç tane atlayacağız diyorlar mesela. Sayı neden vermiyorum arkadaşlar? Ya ben desem ki size bir yapın bir atlayın bir yapın o büzdürür bir yapın bir atladınız baktınız düzüyor yanındakine yapabilirsiniz. Önemli olan burasının düz durması. Şimdi kapşona doğru gidiyoruz. kapşona da aynı bu çizgimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu yeşil ördükten sonra e, zaten ilk sıramız bu şurayı yaparken biraz zorlanacaksın. Zaten bunlar delik. Şuraları yapmak kolay. Şimdi bunun üstüne diğer rengi geçmek çok basit olacak. Aralardan istediğiniz gibi e, renkleri dizerek 3 sıra yani bu birinci sıramız oldu. 2 renk daha koyacağız. Ve üstüne en üst sırasına kenarımızın lacivert yani kendi zemininden dümdüz her bir ilmeğin üstüne dümdüz trabzan yapacağız. Yani böyle delikli değil de kapatacağız artık. Hırkamızın önü tamamen dümdüz lacivertle trabzan yapacağız. Daha sonra da arkadaşlar bu şekilde bu renkleri kol ağızlarımıza 3 sıra öreceğiz. Onun için ben e, hırkamızı bir tık kol boyunu kısa yapıyorum. Çünkü bir de bu biye geldiği zaman 4 sıra kol boyumuz çok uzun olmasın diye ona göre ölçüler verdim. zaten bittiğini e, göreceksiniz. Instagram sayfamda da çok var bu, bu e, hırkamızdan. Bakın şimdi e, şapka bölümüne geliyorum. Şimdi ördüğüm yeri de göstereceğim size. Doğa açılama büzdürmeden 3 tane trabzanlarımı yaparak kenar bir yemizi ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya da yapalım. Çünkü dümdüz e, kapşonumuz falan komple örülecek. Şimdi bakın hemen kapşonumuzun o ilk boşluğuna 3 tanemizi yaptık. Direkt burada Örmesi daha kolay Aralara zincir çekmiyoruz Direk kapşonumuzun önündeki boşluklara 3 tane ikili trabzanlarımızı Yaparak gideceğiz Bütün hırkamızın etrafını Başladığımız yere kadar Bakın şöyle olacak arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şu başladığımız etek ucunda şuraya kadar geleceğiz ve bu ipi kupa kopartacağız üstüne diğer e, seçtiğimiz rengi yapacağız şimdi böyle dolanarak arka taraftan diğer taraftan buraya kadar yapalım arkadaşlar dediğim gibi bu kol ağızlarımıza önce yeşil sonra diğer iki renk sonra lacivertle dümdüz e, diyelerimizi yapacağız Evet arkadaşlar bütün etrafı dönüp yeşilimizi tamamladık. İpimizi buradan kaybedeceğim şimdi. Sonra temizleyeceğim ben onları. Bakın kapşonuyla birlikte şu şekilde dümdüz etrafını bir sıra yeşil yaptık. Şimdi üstüne bu renkten gideceğim arkadaşlar başlangıcı göstereyim. Herhangi bir yerinden yine bir tane zincir çekip bakın şöyle. Bu sefer başka yerden de yapabilirsiniz. Herhangi bir yerden başlıyorum. Yani burayı anlamışsınızdır zaten bütün Şimdi artık yapması daha kolay. Önleri zaten yaptığımız için aralara zincir çekmeden bu boşluklara bu şekilde devam edeceğiz. Bütün etrafına bu rengimizi yapacağız. Daha sonra bu rengi de üstüne yapacağım aynı şekilde. En son sırasında lacivert ipimizle düz trabzan öreceğiz. Bu boşluk bırakmadan şu deliklerin hepsine teker 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 birer tane ikili trabzanı dümdüz şekilde yapıp hırkamızı bitireceğiz. Aynı şekilde dediğim gibi kol ağızlarına da burada uyguladığımızı şu kol ağızlarına da bakın bu delikleri hepsine bu şekilde öreceğiz. Bittikten sonra tekrar şimdi birazdan işte göstereceğim size hepsini bitmiş olarak. Evet arkadaşlar, hırkamızı bitirdim. Şimdi size böyle birazcık anlatarak göstereceğim. E, bu kenarlarımızı en son 3 sıra yapmıştık zaten. Son sıramızda da lacivert dümdüz her bir ilmeğin üstüne eee yemizi yaptık. Komple şapkamızdan itibaren Buramızı tamamlıyoruz. Kollarımızı diktik. Bakın şöyle. Kollarımızı da diktik. Şu şekilde diktim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, dümdüz. Aynı e, şuraları falan diktiğimiz gibi hiçbir şey yok, dümdüz dikiyoruz arkadaşlar. Hırkamız bu şekilde. Kol ağzını da göstereceğim sizlere. Kol ağızlarımıza da burada yaptığımız 3 sıra üstüne de bir tane bir sırada lacivertimizle kollarımızı yaptık. Bakın gördüğünüz gibi kapşonumuz da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Giydiğimiz zaman çok da güzel duruyor. Şu şekilde. Rıkamızın bitiş tam bitmişi bu şekilde. Umarım güzel anlatım olmuştur arkadaşlar. E şöyle yaparız. Eğer anlamadığınız e, eksik bıraktığım bir yer varsa sizler beni affedin ve yorumlarda istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Her birine ayrı ayrı cevap vereceğim sizlere. Be e, beğendiyseniz de beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.